люди есть? Да, поднимай на состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Çernobil, yani Ukrayna dilinde Çornobil ve çevresi Polisya olarak adlandırılan bölge, Ukrayna'nın kuzeyinde, Beyaz Rusya sınırında, ormanlar, çam ağaçları, birçok nehir ve bataklıklarla dolu bir arazidir. Ve birçok Hristiyan, bu isimle bölgenin üzücü kaderinin öngörüldüğüne inanır. Ukrayna dilinde Çernobil, İncil'de bahsedilen pelin çiçeğidir. Bu çiçek buradaki insanları korkutur. Çünkü burada pelin çiçeği İncil'de geçen bir kıyamet alametidir. İncil'de şöyle söyler. Üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan büyük bir yıldız, ırmakların üçte biri üzerine ve su pınarlarının üzerine düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Çernobil Nükleer Santrali, Ukrayna'nın Kiev şehrine 130 kilometre uzaklıkta bulunan 4 nükleer reaktöre sahip bir santraldir. Santralde bulunan 1. ve 2. üniteler 1970 ve 1977 yıllarında inşa edilmiş, 3. ve 4. üniteler 1983 yılında tamamlanmıştır. Çernobil Nükleer Santrali o zamanlar dünyanın en büyük nükleer santrallerinden biriydi. Aynı zamanda Sovyet donanmasının stratejik askeri programının bir parçasıydı. Reaktör, Sovyet dizaynı, moderatör olarak grafit, yakıt olarak hafif zenginleştirilmiş uranyum kullanan basınç tüpü sistemiyle kaynamalı hafif su reaktörüydü. Güncellenmiş bir güvenlik sistemine sahip olmamasının yanı sıra düşük düzeyde bir otomasyona sahipti. 3 kilometre uzaklıktaki Pripyat şehrinde 49 bin kişi ve santrale 15 kilometre uzaklıktaki Çernobil şehrinde ise 12.500 kişi yaşamaktaydı. Pripyat, modern bir şehrin tüm lükslerine sahipti. 1970 yılında Çernobil nükleer santralinden sadece 3 kilometre uzakta santral personeli ve aileleri için inşa edildi. Bir Sovyet sakini için bu gerçek bir rüyaydı. Doğrudan Moskova'daki Sovyetler Birliği Enerji Bakanlığı tarafından yönetilmesinden dolayı gıda ve diğer ürünlerin sıkıntısı olmayan bir şehirdi. Bu koşullar her şeyden önce Sovyetler Birliği'nin her yerinden birçok genci cezbetti. Kaza anında şehir sakinlerinin yaş ortalaması 25'ti. Santralin 30 kilometre çapa sahip bölgesinde tahmin edilen toplam nüfus 115 bin ila 135 bin arasındaydı. 25 Nisan günü Çernobil'in 4. ünitesinin operatörleri bir deney yapmak üzere hazırlık yapmışlardı. Deney, ana güç kaynağı kaybedildiğinde türbinlerin ne kadar süreyle daha ana pompalara güç sağlayacağının belirlenmesi üzerineydi. Aynı deney bir yıl önce Çernobil santralinde yapılmış ve türbinden gelen gücün çok hızlı düştüğü gözlenmişti. Bu deneyde ise yeni voltaj düzenleyici test edilecekti. ...26 Nisan gününün ilk saatlerinde deney operatörler tarafından başlatıldı. Değişik dizayna sahip kontrol çubukları reaktöre girdiğinde bir güç artışı yaşandı. Sıcak yakıt çubuklarının soğutucu su ile temas etmeleri, yakıt çubuklarının parçalanmalarına ve aşırı buhar üretimi sonucu basıncın yükselmesine sebep oldu. Basıncın aşırı artışı sonucu reaktörün 1000 ton ağırlığındaki üst kapağı ayrılmış ve yakıt kanallarına zarar vermişti. Aşırı buhar üretimi tüm çekirdeği kaplamış ve füzyon ürünlerinin atmosfere saçılmalarına sebep olan buhar patlamasına neden olmuştur. Saniyeler sonra bir patlama daha meydana geldi. İlk patlama birkaç bağımsız çalışmaya göre kimyasal iken,
nötronların yakıldığı ikincisi yaklaşık 300 ton TNT'ye eşdeğer olan 0,3 kilotonluk bir nükleer patlamanın özelliklerine sahipti. Çeşitli tanıklara göre ilk patlamayı kırmızı bir alev, ikincisini mavi bir alev izledi. Ve bir süre sonra reaktörde nükleer bir mantar belirdi. Grafit ve yakıt parçalarının sebep olduğu yangınlar sonucu çevreye ciddi miktarda radyasyon salındı. Nükleer santralin personelinden bir kişi eksikti. Sirkülasyon pompası odasının sonuçları hakkında rapor vermekten sorumlu olan Valeri Hodemchuk, Çernobil felaketinin ilk kurbanıydı. Cesedi asla bulunamadı. Aslında testin başka bir ekip tarafından yapılması gerekiyordu. Bu grup bu tür testleri yapmak için özel olarak eğitilmişti. Ancak 1 Mayıs kutlamaları ve üretim planını karşılamak için gereken elektrik nedeniyle test 9 saat geç gerçekleştirildi. Gece vardiyasında daha az vasıflı işçi vardı. Kaza, nükleer enerjinin sivil amaçlı kullanımı tarihinin çevreye kayıt edilmiş en fazla miktarda radyoaktif madde salındığı nükleer kazadır. Çevreye salınan çoğu madde enkaz üzerinde toplandı. Ancak daha hafif maddeler rüzgar ile taşınarak Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya, İskandinavya ve Avrupa'nın büyük bir bölümüne taşındı. Çalışanlar ilk gün için 20 bin sivert doz almıştı. Yangınla mücadeleye yardım eden itfaiyeciler, radyasyonu metal tatmak ve yüzlerinde iğne batması gibi bir acı hissetmek olarak tanımladı. İtfaiye erlerinden birinin eşi olan Ludmila Ignatenko şöyle konuşuyordu. Çernobil nükleer santralinin yakınlarında yaşıyorduk. Ben büfede çalışıyordum, çörek pişiriyordum. Kocamsa itfaiye eriydi. Yeni evliydik. Reaktörün patladığı gün kocam nöbetçiydi. Çağrı'ya sırtlarında gömlekleriyle gittiler. Ev giysileriyle. Nükleer santralde patlama olmuştu ve hiçbir özel kıyafet vermediler. Bütün gece yangını söndürmeye uğraştılar ve hayatta kalmalarına imkan vermeyecek kadar radyasyona maruz kaldılar. İkinci günden 10. güne kadar reaktöre yangını söndürmek ve radyoaktif parçacıkların salınmasını engellemek amacıyla 5000 ton bor, dolomit, kil ve kurşun helikopterler ile yanan çekirdeğin üzerine atılmıştı. 26 Nisan'da Pripyat'ta 4 düğün gerçekleşti. Kazayla ilgili söylentiler, fabrika çalışanları ve devriyedeyken reaktörün patlamasını kendi gözleriyle gören Moskalenko gibi kişiler sayesinde yayılmaya başladı. Kazanın ifşa edilmesi önemli bir siyasi risk olarak kabul edildi ve afetin başlamasından 36 saat sonrasına kadar çevredeki hiç kimse tahliye edilmedi. Radyasyonun etkileriyle mücadeleye yardımcı olabilecek iyodür hapları da sağlanamamıştı. Pripyat Belediye Başkan Yardımcısı Esalov, tüm sakinler için yeterli iyodür rezervi olmadığını ve belediye meclisinin hükümetten ek malzeme talep ettiğini hatırlattı. Tahliye, kazadan bir gün sonra 27 Nisan 1986 öğleden sonra trenler, gemiler ve otobüslerle gerçekleşti. Herkes 3 gün içinde evlerine döneceklerini düşündü ve bu yüzden sadece temel eşyalarını aldılar. Daha sonra şehrin sonsuza kadar boş kalmasına karar verildi. Şehir boşaltıldıktan sonra reaktörün 30 kilometre yakınında bulunan köyleri Mayıs ayı başına kadar boşaltmaya başladılar. 1840 yerleşim yerinde dekontaminasyon çalışmaları yapıldı. Tahliye sırasında Pripyat sakinlerinin evcil hayvanlarını veya çiftlik hayvanlarını almalarına izin verilmedi. 28'inde 2 günlük sessizliğin ardından Sovyet yetkilileri ilk kez kaza hakkında konuştu. Ancak yalnızca resmi Sovyet ajansı TASS'ın gece televizyon haberlerinde okunan kısa bir not ile. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии.
Пострадавшим, оказывается, помощь создана правительственная комиссия. Açıklamayı Three Mile Island'daki ABD nükleer kazasını ve Batı ülkelerindeki diğer nükleer olayları detaylandıran bir devlet yayını izledi. Kazadan 3 gün sonra Moskova, Kiev ve Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te işçi bayramı için 1 Mayıs yürüyüşleri her zamanki gibi devam etti. Sovyet yönetiminin uluslararası topluma felaketin gerçekleştiğini bildirmesi günler aldı. Stockholm'daki bir nükleer santralin işletmecileri, tesislerinin yakınında alışılmadık derecede yüksek radyasyon seviyeleri kaydedip bir açıklama talep edene kadar Sovyet hükümeti küresel ölçekli kaza hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Serpintiyi kontrol altına almak amacıyla 14 Mayıs'ta Sovyet lideri Gorbaçov, itfaiyeciler, askeri yedekler ve madenciler de dahil olmak üzere yüz binlerce insanın bölgeye gönderilmesini emretti. Alanın temizleme çalışmalarına 200 bin kişi katıldı. Görevliler 3 vardiya halinde çalışıyordu. Ancak tehlike nedeniyle bir seferde yalnızca 5 ila 7 dakika çalışıyorlardı. Bitirdikten sonra kıyafetlerini çöpe atıyorlardı. Kazadan 2 hafta sonra Sovyet resmi organları, çöken bloğu kendi soğutma sistemine sahip betondan yapılmış özel bir lahit içinde tutmaya karar verdi. Radyoaktif kalıntılar yaklaşık 800 geçici bölgeye gömüldü. Haziran 1986 sonlarında 28 kişi hayatını kaybetti. Resmi rapora göre sorumlular gerekli güvenlik düzenlemelerine uymayan çalışanlardı. Soruşturmalara göre güvenlik sistemleri kapatılmıştı. Hatta bazıları ilk patlama esnasında arızalıydı. Fakat herkesin hemfikir olduğu konu, asıl sorumluların Çernobil nükleer santralindeki ciddi tasarımsal hatalar ve Soğuk Savaş döneminde içine girilen nükleer yarışta Sovyetler Birliği'nin agresif hamleleriydi. Teknikerler riskten bahsetmişlerdi. Fakat onlara baskı uygulandı. İktidara yakın olmaları sebebiyle kilit kademelere getirilen ve nükleer alanda çok yetkin olmamalarına rağmen yaptırım gücü olan yöneticilerin olduğu biliniyordu. Fabrika müdürü Buryukhanov ve baş mühendis Fomin 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, baş mühendis yardımcısı Dyatlov 5 yıla kadar, reaktör salonunun başkanı Kovalenko ve vardiyadan sorumlu kişi Rogozkin 3 yıla ve devlet müfettişi Lauskin 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Çalışması Bilimsel Komitesi, 6000'den fazla çocuk ve ergenin tiroid kanseri geliştirdiğini bildirdi. Sonraki yıllarda birçok hayvan deforme olarak doğdu. Doktorların hastalarının sağlık kayıtlarına ya da ölüm neticesindeki raporlara radyasyona benzer bir ifade koymaları yasaklandı. Ölenlerin sayısı yetkililerin yıllarca gizlemesi nedeniyle hala yoğun tartışma konusu. Reaktör 4'ün bodrumunun derinliklerinde büyük erimiş bir beton, kum ve yüksek oranda radyoaktif nükleer yakıt kütlesi olan Çernobil fil ayağı bulunur. 1980'lerde fil ayağı her saat yaklaşık 10 bin röntgen radyasyon yaydı. Bu da 3 metre uzaklıktaki bir insanı 2 dakikadan daha kısa sürede öldürmeye yetiyordu. 2001 yılına gelindiğinde bu oran saatte yaklaşık 800 röntgene düştü. Çernobil felaketinin başka bir sonucu daha vardı. Ekonomik ve siyasi bedel. Sovyetler Birliği'nin sonunu hızlandırdı ve uluslararası bir nükleer karşıtı harekete yol açtı.